Erol Mütercimlerin FETÖ'yle bağlantısı mı var? Valla Doğu Perinçek şöyle düşünün. Kendisine telefon açıyor herhalde mütercimler. Fethullah Gülen'le bir fotoğraf çektirmesini, bir açık bir yerde görüntü vermesini ve bir kahve içmelerini söylüyor. Çünkü daha önce teklif gelmiş. Doğu Perinçek bunu reddetmiş. Ve araya şey girmiş. Erol Mütercimler. Peki nasıl girmiş? Latife Erdoğan o tarihte Fethullah Gülen'in yanındaki iki numaralı insan, sağ kolu. O Erol Mütercimler'e konuşurken Erol Mütercimler ben Doğu Perinçek'te konuşurum demiş. Şimdi Atatürkçü bir subaysanız, emekli veya muvazzaf fark etmez. Sizin Latife Erdoğan'la ne işiniz olabilir ki? Veya Doğu Perinçek'e böyle bir teklifi götürme cüretini nerede bulabilirsiniz ki? Aa, ben efendim Henry Kissinger 5 milyon dolar alıyormuş bu tür şeylerden, o da alırmış böyle genel bir şey. Böyle bir şey, fikir nasıl yürütebilirsiniz ki? Sizin eğer orada Atatürkçü bir duruşunuz varsa Doğu Perinçek gibi bir isme şunu diyeceksiniz: asla kabul etmeyin. Sakın, bu bir tuzak. Bakın, bir algı oluşturmak istiyorlar diye uyarıcı olmanız lazım gelirken, canım partinizin seçime gidecek bir paraya ihtiyacı var, dolayısıyla siz de bundan yararlanırsınız demek ne demek? İki, senin orada Latife Erdoğan'la ne tür ilişkin olabilir? Hangi Atatürkçünün Latife Erdoğan'la ilişkisi olabilir? Latife Erdoğan kamuoyunun çok bildiği bir adam değil. Hani Fethullah Gülen'e gidip gelenler var. Atatürkçüsü, solcusu, sağcısı, bir sürü insanları oraya davet edip ödüller veriyorlar falan filan. Ama Latife Erdoğan öyle bilinen bir isim değil. Ve bütün bunlar ortaya çıktığı en son Aydınlık Gazetesi'nde Rafet Ballı'nın ismini karıştırdı. O da 3 yazıyla Erol Mütercimler'in aslında bu işin içinde olduğunu ve Gülen'le ilişkisini sakladığını söylüyor. Ben hiç kimse hakkında bu FETÖ'cüdür, örgüt üyesidir demedim, demem de. O hukukun vereceği bir şeydir ama yalan söylüyor.